Merhaba değerli arı severler. Önünüzde görmüş olduğunuz bir zeytinyağlı propolis ekstratının işlem süresi. Şimdi ben bunu daha önce bal eritme kazanımda koymuştum. Sizde olmadığı için siz kalorifer peteğin üzerinde koyabilirsiniz. Neyse ekstrat içeride donmuş balımı koyduğum için bunu 2 gün dışarıda bıraktım. Ekstrat işlemi daha bitmemişti. Şimdi söylemek istediğim şey, hani biz 2 orana çözerken 2 orana 1 oran, 2 oran zeytinyağına 1 oran propolis ekleyeceğiz demiştik ya. Şimdi her zeytinyağının çözme özelliği, asidik oranları özellikle aynı olmadığı için bazen bu değişebiliyor. Şimdi bunun eksik ya da az olduğunu nasıl öğreneceğiz? Şimdi bu iyi bir zamanlama benim için. Bu dışarıda kalmıştı. Bir oda sıcaklığında kalmıştı. Şimdi bakın. Şimdi bunu ters çevirdiğim zaman gördünüz mü? Propolis zeytinyağını tamamen dondurmuş halde. Bakın. Bu ne demek oluyor? Bunun anlamı, verdiğimiz zeytinyağının propolise daha az geldiği anlamına geliyor. Şimdi biz bunu ne ekleyeceğiz? Buna ortalama, bu 1 kiloluk olduğu için buna 2 kaşık zeytinyağı daha ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı daha zeytinyağı ekleyeceğiz. Eğer yetmiyorsa beraberinde aynı şekilde ekleyeceğiz ki ta ki akışkanlık olana kadar. Biz niye akışkanlık yapıyoruz? Hafif akışkanlık olacak. Bunu biz niye böyle yapıyoruz? Hafif akışkanlık olduğu zaman bize bu maddenin verdiği mesaj, bu miktara, yani bu propolise yeterli olan, ekstrat için yeterli olan zeytinyağının kıvamı, yani haddi bu kadar demektir. Şimdi ben buna 2 kaşık ekleyeceğim. Bakın, hatta dipte hala propolisler var. 2 kaşık ekleyeceğim. Yine dışarıda bekleyeceğim. Eğer aynı sonuç elde edersem yine 1 kaşık daha ekleyeceğim. Amaç çok sulu bir şekilde akışkanlık olması değil. Amacımız bir yoğurdu biliyorsunuzdur. Yoğurdun akışkanlığı. Yoğun bir akışkanlık olacak. O zaman diyeceğiz ki tamamdır, yeterlidir. Yani burada bu kavanozda dediğim gibi bize verilen mesaj yetersiz geldiğidir. Hatta bakın dipte var. Buna 2 kaşık daha ekleyip ona göre sonuçları göreceğiz. Umarım bu videonun size bir faydası dokunmuştur. İyi günler.